Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevda Tapramaz. Bu kış aylarında baharı özlemişken tam da böyle uçuş uçuş bir kelebek modeli yapalım istedim. Ben çok beğeniyorum bu modeli. İsterseniz tek renk yazmalarınıza, isterseniz çiçekli yazmalarınıza yapabileceğiniz hoş bir model olduğunu düşünüyorum. Ben bir tanesini sizler için hazırlamıştım zaten. Şimdi dilerseniz bir tane de beraber yapalım. Şu şekilde. Siz bu ara mesafesini biraz uzatabilirsiniz. Ben modellik olduğu için, anlatım olduğu için kısa yaptım arkadaşlar. Buraya bir tane zürafa boş bırakıyorum. Kelebeklerimin altında kalacağı için bunlar bir başlarken bir de bitirirken boş zürafa atıyoruz. Şimdi buraya bir tane daha zürafa attım. Geri dönüyorum. İçine sıfır battım. Bir tane pırpır. Pırpırın tepesine bir tane daha küçük bir pırpır yapıyorum. Çok büyük değil ama çok da küçük olmayan bir pırpır olsun ki bunun içerisine kelebeğimizi çalışacağız. Çok küçük yaparsak çalışamayız. Çok da büyük yaparsak kelebeğimizin altında kocaman durur. Bu şekilde bir tane daha yaptım. Ve bülbül tükürüğü dediğimiz testere de deniliyor. Birçok adı var bunun. Şurada bir ipim karıştı sanki. Şu şekilde. Çok kolay. Yeşil kısmı, alt kısmı. Üzerinin kelebeği altına göre tabii ki biraz daha uğraştırıyor. Şu şekilde 4-5 tane yapayım. Burada tamamlayayım arkadaşlar. Şu şekilde yeşilim burada kalsın. Hatta onu keselim, elimize dolaşmasın. Bu şekilde altının yeşil kısmını hazırlıyoruz. Şimdi içerisini koyu, dışını açık çalışıyorum. İpimi bu tepedeki yaptığımız pırpırın içerisine sabitliyorum. Ve bunun içerisine 3 tane 1 2 3. 3 tane pırpır yaptım. Başa geliyorum ip atarak. Şu şekilde. Baştan ve sondan artırarak 7'ye kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde
4 oldu. Şu şekilde 5. Sevda Sevda Tapramaz olarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Bu YouTube kanalımdaki yan tarafta gözüken zil sesini açarsanız da yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şu ipimi atarken orayı da göstereyim arkadaşlar. İpimi çok sıkı atmıyorum. Çok da burada boşluk bolluk bırakmıyorum. Çirkin olmasın diye. Tam bir şekilde düzeltip ipimi atıyorum. Ne çok kasıyorum orayı ne de bol bırakıyorum. Altı ve 7. ilmeğimi de yapıyorum. Şimdi aynı şekilde aynı ilmek içerisine ipimi tutturuyorum. Bir, iki, üç ile başlıyorum. Şu şekilde başladım. Aynı şekilde kelebeğimin diğer kanadını da tamamladım. Şimdi açık rengimizi takıyoruz ve kenarlarını yapalım. Buradan ilk ilmeğimin içerisine ipimi tutturuyorum. Şu şekilde ipimi tutturdum. İki tane zürafa kalıyor tam ortaya. Bu şekilde bir tane atıyorum. Tekrar bir tane daha attım. Tekli sayılarla bitirdiğimiz için tam ortaya denk geliyor zaten arkadaşlar. O yüzden bu tarz şeyleri tekli sayılarla bitiriyoruz. Tekrar ip atıp geldim. Geri ilk başladığım noktaya. Şimdi bu kısımları sık iğne ile dolduruyoruz. Şu şekilde. Şimdi hemen yan taraftaki yerimize atlıyoruz ve bunu da aynı şekilde dolduruyoruz.
Şöyle. Bu şekilde burayı da doldurduk. Ben şu sondaki dili tutturdum. Daha hoş oluyor. Şimdi ipimizi kopartmadan bu araya boşluğa unu iniyoruz. Şu şekilde çok bol bırakmadım. Çok da sıkmadan. Buraya şimdi iki tane pırpır yapıyoruz. Biraz büyük pırpırlar oluyor. Kelebeklerimizin anteni için. İki tane yaptım. Pırpırı. Şimdi bu en baştaki zürafama tekrar çıktım. Aynı şekilde buraya da ipler attım. Geri dönüş yaptım. Şimdi bunların içerisini de sık iğne ile dolduruyoruz. Sık iğnelerimi yaptıktan sonra bu en sondaki ilmeğimin içerisine batıyorum ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar koyu rengimi aldım. Bu antenlerin üzerine iki tane pırpır yapacağız. Bir. İki. Ve üç. Şimdi kesmeden hemen diğerine geçiyorum. İkinci antenime. Ve onun içerisine de aynı şekilde üç tane pırpırımı yaptım. Kelebeğimin antenleri de hazır. Bu şekilde kelebeğimin antenleri de hazır. Şurada yapmadım. Arası kısa olduğu için karışık durur diye. Ama şuraya göstereyim. Dilerseniz bu şekilde alttaki aradaki bu testere ağzı ya da bülbül tükrüğü denilen yerlerin üzerine böyle birkaç renkten küçük pırpırlar koyarak aralarımızda renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.